Efendim anne? Kızım neredesin? Dışarıdayım, bir işim vardı. Ne oldu, niye sordun? Hemen geçen gün buluştuğumuz o sahile gel. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? E sorma, sürpriz işte. Hemen gel. Tamam, geliyorum. Bizim oraların gevreğinin yerini tutmuyor ama hasret gideriyoruz işte. Hasan. Ağzını bıçak açmıyor kızım, ne oldu? Anne. Irmak fenalaştığında sen de oradaymışsın. Neden gittin nikah tayresine? Gönlüm razı olmadı kızım. Kenan'ın kendini yakmasına, o gencecik kıza alet etmesine gönlüm razı olmadı. Kenan da benim evladım sayılır. Onca emeğim var üzerinde. Biri bile yanlış yapmasına göz yumamazdım. Nasıl durduracaktın peki? Vural'la neden evlendiğimi söyleyerek mi? Bir şey söylemeye de lüzum kalmadı zaten. Allah da razı olmadı evlenmesine. Irmak nasıl? Hastanede mi hala? Eve çıktı. Daha iyi. Allah şifa versin gencecik kız. Dün akşam iyi ki aradın Ebru bizde diye. Öldüm meraktan. Babam da konakta kalıyor. Onu merak etmiyor musun? Boyu devrilsin. Allah cezasını versin ona. Anne böyle yapma. Onlar sen üzülme diye gizledi olanları. Hazal, bana savunma onları. Hadi Ebru genç kız. Aklı bir karış havada. Halil, senin başına gelenleri bile bile göz yumması yenilir yutulur şey değil. 20 küsur yıllık kocam. Yüreğini de bilirim, içini de. Konuşturma beni Hazal Allah aşkına. Madem öyle, neden o kadar yıl evli kaldın? Neden katlandın anne? Bana diyorsun da senin mecburiyetinde. Kapatalım bu konuyu Hazal. Ebru'ya da söyle eve gelsin. İkinizin de o ailenin yanında kalmasına gönlüm razı olmuyor. Zamanı gelsin, seni de alacağım zaten o cehennemden. Sen beni merak etme. Ben artık eski Hazal değilim. Benim de kendime göre planlarım var. Bu saatten sonra beni kimse ezemez, kimse üzemez anne. Hazal, yüreğim dağılmıyor, içim dağılmıyor. Sana bunları yapan adamla aynı evde, aynı yas... Vural benim odama girmiyor. Başka yerde yatıyor. Senin için rahat olsun. Doğru mu söylüyorsun? Aksine müsaade etmem zaten anne. Evet, geldik işte. Burası geçen gün geldiğimiz yer değil mi? Evet. Niye geldik buraya? Gel hadi gel. Sürpriz bu işte. Tutuyoruz burayı. Kontratı yapacağız şimdi. Hoş geldiniz Melek Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Kontratı hazırladınız mı? Hazır. Güzel. Kişisel bilgilerinizi doldurmamız gerekecek. Kimliğinizi alabilir miyim lütfen? Buyurun. Teşekkür ederim. Anne daha parayı bulamadık. Nasıl yapacağız kontratı? Paramız hazır kızım. Ne? Ildır'daki evi sattım. Niye yaptın böyle bir şey? Dedemden kalan tek yadigardı o. Onu anı. Hem sen memleketinden kopamazsın ki. Kızım, benim evim de, memleketim de, tüm varlığım da senin yanın. Gerisi hiç mühim değil. Hayırlı uğurlu olsun Melek Hanım. Sağ olun. Bu dosyanız. Teşekkürler. Bu da anahtarlarınız. Bana müsaade. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin size. Sağ olun. Oldu bu iş. Hadi bakalım çıkar şunu. Thank you.
Ha.